Aslında Maltepe'de yaptığı o bir saati bulan konuşmasının genel hatları, genel çerçevesi dikkatle izlenirse o değişikliğin bütün izlerini görmek mümkün olabiliyor. Yürüyüşüne başladığı zaman her ne kadar altı oklu amblemini ve bayrağını taşımasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 25 gün sonra Maltepe'de o kalabalıklara hitap ederken daha farklı bir kimliğe büründü. Bunu da zannediyorum bu kadarını kendisinin de başlangıçta planlamadığı bir eyleme dönüşmesiyle irtibatlı bu. Neticede o kalabalıklar insanları terbiye de eder. Yürüdüğü zaman arkasında gördüğü kalabalıklar, medya suskun kalmaya çalışsa bile görmezlikten gelemediği bir eylem olarak karşısına çıkınca yer verme ihtiyacı hissetmesi, bu arada işte yazarlardan aldığı destek. Öyle zannediyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru bir iş yaptığı konusunda yolun ortasında uyandırdı. Ondan sonrasında ise daha kendine hakim, daha kapsayıcı söylemlerle yoluna devam eden bir siyaset adamı görüntüsü edindi. Maltepe'de ise konuşurken o kalabalıkların bütününün kendisinin temsil ettiği siyasi partiye ait olmadığının bilincinde ve onları ikna etmek, onları belli bir çerçeve içerisinde tutmak amaçlı konuşmalar yapan bir genel başkan, bir büyük politikacı olarak karşımıza çıktı. Ben bunu sağlıklı bir değişim, dönüşüm olarak görüyorum. Öyle zannediyorum ki genel başkanlarındaki bu farklılaşmayı, bu olumlu farklılaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi de değerlendirmek zorunda, değerlendirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili siyasi hayatımızın içerisinde ve onun öncesindeki tek partili dönemde sırtında bagajları olan bir siyasi parti, ismi Cumhuriyet'le birlikte hatta Cumhuriyet'i kuran bir kadronun partisi olmak üzere çok fazla tarihte yanlışlıkların da olabildiği bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet Türkiye'nin her tarafında geleneksel olarak oy veren kitleler var. Ama onların oranı genel nüfus içerisinde en fazla %25'i bulabiliyor son dönemlerde. Bunu aşabilmenin yolu, daha fazla oy alabilmenin yolu, daha geniş kitlelere ulaşabilmesiydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu eylem bu fırsatı sanki bulacakmış görüntüsünü Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine verdi. Şimdi tabii buradan CHP Türkiye'nin geneline ve yurt dışına da kendisinin değiştiği noktasında ikna edici görüntüleri verebilecek mi bundan sonra? Kendisine hiçbir şekilde oy vermemiş, vermeyecek olan insanlara da ulaşabilecek ve onların da oyunu alabilecek kadar kendisini farklılaştırabilecek mi? Bu önümüzdeki dönemde herhalde görmek, pek çok kimsenin görmek isteyebileceği bir şey ama kolay olmadığını bu arada söylemek isterim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi denilince zihinlerinde İşte 1940'ları canlandıran, hatta 28 Şubat'ları canlandıran, o dönemlerde alınmış olan tavırları canlandıran, 2007'de Cumhurbaşkanı seçimini engellemek için 367 formülüne sarılan bu tür bir parti geliyor, insanların zihnine üşüşüyor. Bunu aşması o kadar kolay değil. Yani kendisine hiç oy vermemiş ve vermeyi asla düşünmeyeceği görüntüsünü veren kitleleri oy verir hale dönüştürmek Cumhuriyet Halk Partisi açısından hiç de kolay bir şey değil. Karşısında tabii bir de güçlü iktidar var. O iktidarını kolay kolay terk etmek istemeyen bir siyasi parti AK Parti. Bütün bunları hesap edersek önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi için biraz daha çetrefil.